Efendim merhabalar, Farklı Bakış'ın 34. bölümündeyiz. Geçen hafta Facebook'un Amerikan seçimlerine etkisiyle bilginin çarpıtılması ve algoritmaların bunları yönetmesi üzerinden bir tartışma başladığını söylemiştim. Geçen hafta gazeteci Atakan Foça ile bu konuya bir giriş yaptık. Bu hafta da aynı konuyu yapay zeka şirketi Botego'nun kurucusu Ekim Nazım Kaya ile konuşacağız. Konuya daha çok teknoloji ve algoritmalar açısından bakmak istiyoruz. Ekim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Türkiye'deyken seni yakaladım. Evet, oldum. Güzel oldu. Bu Facebook tartışmaları tabii biz çok hani konuların içinde olduğumuz için belki bizim için çok böyle şaşırtıcı olmamış olabilir ama seçimlere etkisiyle birlikte daha geniş bir kesimde insanlar işte bu haberlerin yayılması ve Facebook gibi şirketlerin bu konu üzerindeki gücünü bir anlamda net bir şekilde fark etti. Sen bu Facebook konusuna nasıl bakıyorsun? Yani bu fake news denilen işte bu yalan haberler neden daha çok yayılıyor? Bu algoritmanın işleyişi hakkında bize biraz fikir verir misin? İnternette üretilen değerin yarısından fazlası insanların kişisel bilgilerinin toplanması ve satılmasından geliyor. Bu çok inanılmaz büyük bir rakam. Aslında her şeyi belirleyen de bu. Yani bütün sonuçların sebebi olan şey bu ticari değer ve konu teknik daha çok, politik olmaktan çok. İnsanlar Facebook'u politik taraflılıkla suçluyorlar veya Google'ı aynı şekilde. Bu konuda bunun gerekçesi şu, pek çok insan için Facebook'ta bir haber varsa vardır veya Google'la ulaşılıyorsa vardır, yoksa yoktur durumuna geldi. Çünkü haber kanallarından daha değerli bir iletişim kanalı şu anda bu sosyal medya ve arama motorları. Çünkü o haber kanallarının ürettiği içeriğin kime ulaşacağını onlar belirliyor. Evet. Senin sorunun cevabına gelirsek, Facebook bu news feed'i 2009'da tanıttı. 2011'de EdgeRank adlı bir algoritmayla o news feed'in hangi haberlerle kime ulaşacağını belirleyen bir algoritma ortaya çıktı. Like da 2009'da duyuruldu. İnsanlar like ettikleri şeyleri daha çok beğendiklerine göre ben onlara daha çok bundan göstereyim, daha çok para kazanırım böylece dedi ve bu şu anda çalışıyor. 18 milyar dolar kazandı Facebook ilk 9 ayda 2016'da. Dolayısıyla tamamen teknik bir algoritmanın insanların daha çok etkileşim yaptığı içerikleri ona göstermesinden ibaret. Konu teknik. Yani gelirini arttıracak bir şekilde bir algoritma hazırlamış. Evet. Ve tamamen gelir odaklı bir yapı. Bu dolayısıyla da sosyal etki odaklı olmadığı için de ortaya işte ben A çeşit haberi seviyorsam ve A görüşüm varsa daha çok A haberi izleyerek o konuda derinleşecek şekilde bir yönelim yapıyor ve hatta deniyor işte daha çok daha dar görüşlü yapıldığı söyleniyor. Peki bunlar üzerinden yani bu algoritmalar üzerinden sen bugün böyle daha geniş bir perspektifte algoritmaların konumunu nasıl görüyorsun? Algoritmalar şimdiden hayatın her alanında çok yakında her şeyi belirliyor olacaklar. Yani sadece bu içerik tüketiminde değil. Biraz algoritmayı da basitçe tanımlayabilir misin? Aslında şöyle diyelim, çok sayıda verinin, çok sayıda insanın olduğu her yerde süreçleri yönetmek için yazılıma ihtiyaç var. Matematik temeli bunun da. Hangi içeriği kime göstereceğiz bir soru. Mesela şoförsüz arabada yön tayini ne belirleyecek? Veya bir beklenmedik durumla karşılaşıldığında ne yapılacak? Hangi sonuç, hangi aksiyon alınacak ve hangi formülle belirlenecek bu? Bunları yazılım belirliyor. Dolayısıyla yazılım dünyayı yiyor ifadesinin sebebi bu. Hayatın her alanında artık yeni elitler diyebileceğimiz mühendisler pek çok kararı bizim adımıza veriyorlar. Biz bunun farkında olmasak da. Onun için belki eskiden çok dev köklü şirketlerin, işte Exxon'ların, GM'lerin yerini Facebook'lar, Google'lar alıyor. Ve bizim geleceğimizde ne kadar çok teknoloji olursa o kadar da onların belirlediği bu yönelimler, formüller, yazılımlar sonuçları değiştirme yetkisine sahip. Satın alma davranışımızdan neyi seveceğimize,
hangi politik tavrı belirleyeceğimize kadar biraz farkında olmadan bunun bir parçası oluyoruz biz onların belirlediği algoritmalarla. Bizden öğrenip, daha akıllanıp aslında bizi yönlendirecek şekilde ya da o şekilde işleyen yazılım silsilesi olarak bahsedebiliriz. Peki burada seninle daha önce de aslında sohbette konuşmuştuk. Biz mesela ben Amerika'da şöyle bir workshop'a katılmıştım. İşte bir öyle bir algoritma ya da bir yazılım ki bu robot formu için konuşmuştuk. İşte bir insanın diyelim ki ölümüne sebep oluyorsa burada sorumluluk kim alıyor diye bir atölye yapmıştık. Evet. Burada tabii her grup farklı sonuçlar da gelmişti. Burada senin mesela bunlarla ilgili örneklerin var mı? Yani burada mesela Facebook örneğindeki gibi seçimlere etkisi var. O zaman bunun sorumlusu kim? Cevabı gibi. Evet, yani en çarpıcı olanı yine insan hayatı işin içinde olduğu için senin örneğinden gidersek şoförsüz araç üretimine her şirket yönelmiş durumda. Ve mesela şirket bir strateji olarak şu kararı almak durumunda kalıyor. Bizim şoförsüz aracımızın yazılımı içinde şoförle, bir yolcuyla hareket ederken bir yaya çarptığında tercih şansımız varsa kimin hayatını koruyalım, kim hayatta kalsın? Ve Mercedes mesela kendi yolcusunun hayatta kalmasına yönelik bir davranış sergileyeceğini arabanın, dolayısıyla yazılımın duyurdu. Yani böyle daha önce hiç gündemimizde olmayan kararlar söz konusu. İşte politik olmaktan çok ticari ve teknik olmasının sebebi bu. Şirketler alıyor bu kararları ve seninle konuştuğumuz bir diğer şey de bu kadar büyüyorsa şirketler, Amerika'da hükümetin belirlenmesine katkıda bulunacak kadar bir sermaye toplanıyorsa bu şirketlerin elinde, doğal olarak o regülasyonlar da, o kararlar da şirketler tarafından belirlenmiş oluyor. Yani bu büyük bir politik ajanda değil de tamamen gene kar odaklı olmalarının sebebiyle. Evet, o buradan aslında konusuna geçebiliriz. Yani ben bu tartışmalarda en çok şaşırdığım şey şu. Bu teknoloji şirketlerinden böyle bir belli bir boyuttan sonra bir kamu gibi davranması bekleniyor. Ama öyle bir politika ölçüm de yok. Dolayısıyla yani bu şirketlerden nasıl mesela Facebook'un işte böyle seçimlere etkisi bilmem ne gibi yaptırımlar yapılması falan bu insanların ben çok farkında olduğunu sanmıyorum. Sen de teknoloji şirketlerin içini biliyorsun. Evet. Ya orada mesela teknoloji üretimi nasıl yapılıyor? Anlat istiyorsan biraz yani. Yani Facebook gibi bir şirketin biz bu kadar kişiye ulaşıyoruz. Günde 1 milyar kişi bizim feedimizi görüyor. Dolayısıyla seçimleri etkilemesi muhtemel bir manipülasyona ulaşma riskimiz var. Onun için biz sosyologlar alalım, psikologlar alalım, bunları istihdam edelim ve onlar algoritmayı belirlememize yardımcı olsun gibi bir bakışı yok tabii ki. Mühendisler dediğim gibi trend olarak oluşmakta olan bir haberi daha çok insanın karşısına çıkardıklarında o daha çok etkileşime yol açıyor ve daha çok insana daha çok reklam gösteriyorsunuz. Bu kadar basit bu. Onun için regülasyon ve kurallar da sonradan takip ediyor. Yani bu seçim, Amerikan seçimlerinde bu tartışma gündeme geldikten sonra alelacele biz ne yapabiliriz de bu eleştirileri ortadan kaldırırız diye tekrar algoritmaya o gözle baktılar. Ama böyle bir politik ajanda olduğundan gerçekleşmedi bu. Sonradan böyle bir şeyin tartışıldığı ortaya çıkınca ne yapabiliriz de bu eleştiriden kurtulabiliriz denmiyor. Aslında bu Facebook sürecinde Google örneği çok gösteriliyor. Google aynı süreçte 2011'de Panda algoritması diye bir algoritma anons etmiş. Bu algoritma iyi ve kötü sonuçları yani daha iyi kaliteli içerikle kalitesiz içeriği birbirinden ayırt edecek ve kaliteli içeriği daha üst sıralarda gösterecek bir algoritma anons etmiş ve Google'daki çalışanlar yani bu algoritma için çok ciddi bir yatırım yapıldığı falan söyleniyor. Yani büyük bir ölçüde Facebook da aynı işi yapacak. Ama bu şirketler bunu bu olaylar patladığında fark ediyor yani. Ama böyle bir genel yani benim bunların baştan bilindiğini falan düşünmüyorum ki. Benim asıl argümanım, ben savunduğum argüman teknoloji üretim biçiminde problem oldu. Hani kimse bu şirketlerin bu tür politikalarla ölçülmesini, kurallarına bakılmasına falan kimse bakmıyor. Evet. Peki algoritmalar ya da yazılımla birlikte sence önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç bizi bekliyor? Yani daha hayatımızın
ne tür problemlerle karşılaşacağız? Şimdi pek çok insanın hiçbir zaman farkında olmayacağı bir durum var. O bu dev teknoloji şirketleri bizi bir sanal fanusun içinde yaşatıyor. İşte Twitter'da da, Google'da da, Facebook'ta da biz bizim gibi düşünen insanları daha çok görüyoruz. Sadece onları takip ettiğimiz için değil, doğal olarak bu algoritma, sen bu kişiye baktın, bu haberi tıkladın, dolayısıyla sana daha çok ondan gönderiyorum diyor. Bu devam edecek. Yani bu objektif bir denge yaratmak gibi sorumluluğu olmadığı için bu şirketlerin bunu yapmaya kalkarlarsa trafikleri ve gelirleri de azalacağı için bunun bir çözümü yok bence. Bunun farkında olan insanlar kendi haber kaynaklarının çeşitliliğini yaratabilirler. Ama bu çok çok kısıtlı bir kitle olacak tabii ki. Dolayısıyla teknoloji şirketlerinin işte data is a new currency, veri yeni para biçimidir durumu maalesef demek de durumunda değilim. Bilmiyorum, devam edecek gibi geliyor bana. Çok öngörülebilir bir süre içinde bunun bir çözümü söz konusu değil bence. Peki bu şeylerle birlikte, yani daha gündelik hayatımıza şu anda yazılım boyutuyla giriyor ama sonra robotlar. İşte üzerine, evet, hardware ile birlikte yani belli bir cisim, gerçek bir cisim olarak da hayatımıza daha çok girecek. Evet. Orada peki sence bu etkileşim nasıl? Sen mesela insanların, benim mesela şöyle tipik bir örneğim var. Call center'ları aradığımda, dedim ki bir problem var. Karşıdaki insan bana hep şey diye cevap veriyor ama sistem izin vermiyor. Yani yukarıda bir sistem var, büyük bir sistem var ve bu hiçbir şekilde izin vermiyor ve bunun değiştirme olasılığı yok şeklinde bir söylem var. Sen yani mesela bu botlar üreten biri olarak, yani Botego'da bu işi yapıyorsunuz. Yani bu oradaki interaction nasıl buluyorsun? Şuna benzetiyorum ben durumu. Endüstriyel tarım kapitalizmin dayattığı bir şey, verimlilik, işte daha çok kar etme amacıyla ve bunun yol açtığı sonuçlar var, olumlu olumsuz. Hızlı üretiyoruz, tüketiyoruz, daha ucuza mal ediyoruz ama sağlığımızı da bozulabiliyor. Ama bunun bir alternatif olarak da bir organik tarım belirdi ve bunu tercih edenler, bunu yönelenler de var. Tüketicinin böyle bir seçeneği oluşacak bence. Yani işte Facebook'a alternatif sosyal medya siteleri her zaman çıkıyor. Hiçbir zaman mainstream hale gelmiyorlar tabii ki. Onlar çok büyümüyorlar. Ama buyurun, siz bu etkileşim sizi rahatsız ediyorsa, şirketlerin bu yönelimi ve yönetme gücü, buyurun sizin için de böyle niş bir şey var. Butik sosyal medyanızda takılabilirsiniz denecek. Daha çok kişisel bilgilerin gizliliğine daha çok önem veren şirketler, küçük alternatifler olarak bulunacak hayatımızda bence. Peki sizin mesela bir sürü hikayeniz vardır eminim botlarla insanların konuşmalarıyla, evet, ilgili. Yani orada böyle ilginç şeyleri rastlıyor musunuz? Orada bilgi gizliliği önemli. Bir yazılımla konuştuğunuzu her zaman biliyorsunuz bizim ürünlerimizde. Sanal müşteri temsilcileri üretiyoruz bu arada. İşte Siri'nin müşteri hizmetleri için olanı ve farklı amaçlarla kullanılıyor. Bu verinin nasıl depolandığı ve ne amaçla kullanılacağı zaten orada kullanım sözleşmesinde yer alıyor. Söylediğimiz şeyler, insanlara gizli bilginizi bota vermeyin. Yani sonuçta bunun tam tersi durumlar da oluyor. Mesela sağlıkla ilgili bir hassas bir iletişim gerektiren, tabii psikolog, doktor falan değil de, bir ürünle ilgili özgürce en yakın arkadaşınıza anlatamadığınız şeyleri bile sorun botumuza ve bu kişisel hijyen ürününden bahsediyorum bu arada. Özgürce cevap alın, kimsenin bilmediği, böyle bir avantajı da var yani. Her zaman olumsuzluk değil. Yani bir yazılımla konuşuyorsunuz, verileriniz güvende. Yine de tabii ki kalkıp kredi kartı bilgilerinizi vermeyin veya verip vermemek sizin seçiminize kalmış durumda diyoruz. Bizim yazılım şirketi olarak sorumluluğumuz bundan ibaret. Peki insanlar bunu bu şekilde biliyor ya da nasıl şekilde söyleniyor bu? Çünkü küçük yazılarda mı söyleniyor mesela? Evet, tıklaması gerekiyor ya da girişte bot olduğunu söylüyoruz. Veri gizliliği ile ilgili de link her zaman bulunuyor. İsteyen tıklıyor. Hı hı. Bu genel olarak her şeyde, etkileşimde böyle. Bunun dışında botla tanışan insan sayısı henüz çok az zaten. 2017'de bu daha çok patlama yaratacak. Sokaktan bir insanı çevirdiğinizde mobil uygulama nedir dediğinizde bilir şu anda. Bot da o hale gelecek. Çünkü Facebook, Google, Microsoft hepsi yatırımlar yapıyor bu alana. Ve aslında yeni neslin çağrı merkezini aramak durumunda kalmamasını sağlayacak yeni bir araç bu. Ve kaçınılmaz olarak WhatsApp kullanan milyarlarca insanın alışık olduğu etkileşimi
şeyler ekliyoruz. Şirketlerin ihtiyaçlarını çözen çözümler, araçlar ekliyoruz. Dolayısıyla çok yaygın olarak kullanılacak ve sıradan bir şey haline gelecek. Bunları peki, tartışmak bile gerekmeyecek. Peki şey, insanlar böyle bir insanların tepkilerine siz baktığınızda, hı-hı, yani orada bir insanla konuşuyor gibi mi? Yani orada şey, her tür pratik var. Pratik olarak biraz daha yaşa, eğitime, insanın geçmişine göre çok değişiyor içinde bulunduğu kültür durumuna. Ona yani kızanlar da var. Hani senin dediğin gibi çağrı merkezi agent'ı rolü yapanlar var. Veya hemen bilgi alıp çıkmakla ilgilenen insanlar var. Onun için her tür insana karşı her tür bot davranışı belirlemeye çalışıyoruz biz de. O bir senaryo. Müşteri bize kızıyorsa mesela, bir üyeliğini iptal ettirmekten bahsediyorsa, onu daha çok botla muhatap etme diyor bizim müşterimiz. Canlı agent'a aktar, o devam etsin. Yani her şey senaryo meselesi. Hangi durumunda nasıl davranacağız kullanıcıya, onları müşterimiz belirliyor. Mesela sizin gibi bir teknoloji şirketi içinde bu işin sosyoloğu, psikoloğu var mı? Yok, evet, yok. yani biz de herhangi bir politik ajandayla değil, müşterimizin bizden istediği müşteri hizmetleri politikası, stratejisi çerçevesinde hazırlanan akışları izliyoruz. Böyle bir sorumluluk hissetmiyoruz. Ama işte şey, ben şimdi tabii hani insan odaklı teknoloji üretimi gibi konularda çalışan biri olarak, evet, işte bu teknoloji üretimiyle ilgili bir şekilde belki bir kontrol mekanizması hani bir süre sonra olması gerekiyor. Yani bu şey gibi, restoran örneğinde hani konuşmuştuk işte, yani iki kişilik bir restoran açtığında kimse gelip o restoranla ilgili bir şey söylemiyor, ama bir 20 kişilik restoran açtığın zaman, onun işte yangın çıkışı, lavabosu, hijyeni, bir sürü şey kontrolü var onun. Evet. Yani teknoloji şirketlerinde de aslında belirli bir, ya da sadece teknoloji şirketi, herhangi bir şirket belli bir skalanın üzerine çıktığında etki gücü böyle milyarlara ulaştığı zaman, o zaman buraya belki bir şey getirilebilir, yani bu bir sürü ülke tarafından. Burada da konu hep şeye geliyor, aynı konuya geliyor. Böyle teknoloji şirketleriyle devletler arasında böyle sürekli bir şey var. Ya da büyük şirketler, multinational'lar, uluslararası şirketlerle. İşte burada daha kamu yararına gözetenle ya da işte kamu perspektifinden bakanla daha kar perspektifinden bakanın savaşı gibi ben görüyorum yani. Sen böyle bir savaşta kimi kazanacağını düşünüyorsun? Ya da böyle bir savaş var mı onu? Yani işte too big to fail dendi bankalar için. Bir bankanın batması söz konusuysa, milyonlarca vergi mükellefinin zararı pahasına o kurtarılıyor. Çünkü ekonomiyi sarsması mümkün. Teknolojide de bilmiyorum, mesela Apple kadar büyük bir şirket anca herhalde toplumu etkileyecek bir şeye yol açabilir. Bir gün dünyadaki hiç kimsenin iPhone'unun çalışmadığını düşünün. Bunu önleyecek adımları atmak durumunda hisseder hükümetler herhalde diye tahmin ediyorum. O yüzden sorunun cevabı, para neredeyse onun gereği yapılıyor. Veya sadece para değil tabii ki. iPhone'un çalışması demek hepimizin işleyebilmesi tabii demek. Ekonominin işlemesini. Evet. Ben. O yüzden ekonomik kurallar belirleyici. Hukuk ve genel ticari kanunlar sadece yeni uygulamalarla karşılaşıldığında geriden gelebiliyor. Mesela hemen aklıma gelen, birinin Facebook hesabı hacklendi ve insanlara mesaj atıp para istemeye başladı. Bu her gün yaşanan şeyler. Mesela bir hacker hırsızlık yapıyor bu şekilde. Bir bot da bu amaçla kullanılabilir ve çok daha fazla kişiye ulaşabilir. Yani milyonlarca kişiden para isteyebilir ve bunların bir kısmı parayı verecektir. Tabii. Bot dolayısıyla buradaki riski arttırıyor. Ama sonuçta o botu kullanan kişinin yasa karşısındaki sorumluluğu geleneksel hukuk kurallarının çerçevesinde. Onun için o bot, evet, etkiyi arttırıyor, oradaki zararı. Ama sonuçta onun müsebbibi olan kişiyi gene evrensel hukuk kuralları çerçevesinde yargılıyorsunuz ve cezasını veriyorsunuz. Ne oluyor sizin durumunuzda mesela? Bu Botego mu bu işin sorumlusu oluyor? Biz dediğim gibi hem kendimizi hem müşterimizi bu sözleşmelerle koruyoruz. Ya veri gizliliği konusunda endüstri standardı uygulamalar kullanıyoruz. Onun dışında biz bir şirket olarak dediğim gibi veri gizliliği ve sistemin sağlıklı işlemesi ...inden ibaret sorumluluğumuz. Tamam. Konuyu şey, sizin şirketin getirebilirsin ama okey olarak yani. Çünkü şey, aslında küçük, yani teknoloji üretiminin yapısı işte büyüdükçe o skalada çok
değişmiyor. Yani en azından ben çok değiştiğini düşünmüyorum. Çünkü tepedeki karar veren kişinin asıl bir noktadan sonra işte bir finansal sonuçları birilerine göstermesi gerekiyor. Diğer taraftan da işleyen bir sistem yapması gerekiyor. Sen insanların özellikle son olarak şeyi sorayım. İşte bu privacy konuları, işte özel hayat konuları, işte bu, bütün bu hikayelerin, bu datanın işte ya da bilginin korunması mevzularında. Sen kişisel olarak nasıl bir önlem alıyor musun? İnsanların sadece bu konu değil de algoritmalarla ilgili olarak da. Sen insanların önlem alması gerektiğini düşünüyor musun? Ya da ne tarz önlemler? İşte o bahsettiğim kişisel bilgilerine çok hassaslık gösteren çok kısıtlı bir insan kitlesi var. Ben onlardan değilim. Verilerimiz pek çok yerde, pek çok şirkete satılıyor. Yani alternatif maliyet meselesi. Onun size kazandırdıkları var. Ücretsiz servisler kullanıyorsunuz, hayatınızı kolaylaştırıyor. Gmail'e alternatif pek çok uygulama varken güvendiğiniz için onu kullanıyorsunuz. Ve size dair pek çok veriye sahip Gmail. Ve hiçbir şirket ne kadar büyük, ne kadar teknolojik olarak yetkin olursa olsun bu verilerin çalınması riskinden muaf değil. Görüyoruz en büyükleri, Sony'ler, tabii. LinkedIn'ler, her tabii ay var, birilerinin milyonlarca şifresi gidiyor. Onun için karar vereceksiniz. Bu riski alıyor musunuz? Razı mısınız sonuçlarına? Değil misiniz? Değilseniz çok daha dışarıda bir yaşam yaşayacaksınız. Onun da maliyetlerine katlanacaksınız. Ben bu tür duyarlılıklara sahip insanları anlıyorum ama onlardan biri değilim. Çünkü faydası zararından, riskinden daha büyük geliyor bana. Belki kamu artık bu konulara da el atar diye bir temel haklar konusunda. Aslında atmasa, onu piyasanın belirleyici eline bıraksa her zaman sonuç daha iyi alınıyor ama. Diyorsun. Peki, bence öyle. Çok tartışma götürdük konu ama neyse. Bunu başka şeyler, başka programlarda ana konu olarak işleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rusya'nın soğuklarından İstanbul sıcağında. Buraya karı getirdim biliyorum. Ya evet, resmen kar da getirdi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Gülay. Efendim, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Algoritma konusuna devam ediyor olacağım. Programı YouTube kanalımda bulabilirsiniz ve lütfen abone olun. Diğer detayları da web sayfam gulayozkan.com'dan bulabilirsiniz. Gelecek hafta Salı 18'de görüşmek üzere. İyi akşamlar.